Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide suresi 94-96. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada insanların imtihanıyla alakalı değişik bazı veçelerine dikkat çekiyor. Şöyle ki: Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Le yebluvennekumullahu bi şey'in minas sayt. Allah bir avla avdan bir şeyle sizleri e, deneyecek. Tenaluhu eydikum ellerinizle ulaşabileceğiniz bir av ve ve mızraklarınızla li ta ki Allah bilsin men yahafuhu bil gayb. Kıyabında Allah'tan kim korkuyor? Bunu bilmesi için bu şekilde Allah sizi imtihana tabi tutacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashabıyla beraber 1400 kişi Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar ve ihrama da giriyorlar. Umre niyetiyle yola çıkılmış ama müşrikler engel oluyorlar. Hudeybiye denilen yerde durduruluyorlar. Neticede anlaşma yapılıyor. Geriye dönüyorlar. Ama ihrama girmiş vaziyetteler. Ve umre niyetiyle yola çıkılmış ve ihramdayken de avlanmak yasak. Ancak Tabi din bir imtihandır. Allahu Teala insanları değişik şekillerde imtihan ediyor. Burada da bunlar bir imtihana tabi tutuluyorlar. İhramdalar, etrafta av hayvanları da var. Eliyle bile yakalayabilecek şekilde hayvanlar var. Veya mızrak atsa mızrakla avlayabileceği av hayvanları var. Tabi nefis bunu arzuluyor. Ama ihrama girildiğinde de bu manada bir avcılık yapmak yasak. Böyle bir imtihanla o zamanki insanlar geçiyorlar. Ve hatta nefsine mağlup olup bir tane e, zebrayı e, mızrağıyla öldüren bir sahabi de oluyor. Demek ki insan nefsine hakim olamayabilir. Ve e, etrafımız nefsimizin hoşuna giden günahlarla da dolu. Allah bizi böyle imtihan ediyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. E, ''Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrili.'' Yani cennetin içi değil, cennete giden yol nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrili. E, cehennem ise nefsin hoşuna giden şeylerle çevrili. Yani insan nefsinin isteklerini yerine getirirse bu onu cehenneme doğru götürür. Ama nefse muhalefet ederse bu da insanı cennete doğru götürür. Mesela günde beş vakit namaz kılmak nefse zor ve ağır gelir. Ama kıldığı zaman bu onu cennete doğru götürecektir. Öte yandan diyelim içki, kumar gibi şeyler nefsin hoşuna gider. Ama insan bunları yaparsa dünyada da ahirette de perişan olacaktır. Allahu Teala daha başka kavimlerin de değişik şekillerde imtihan edilmesini bize bildiriyor. Mesela Araf suresinde deniz kenarında bir topluluk İsrail oğullarından cumartesi kendilerine iş yapmak yasak ama cumartesi günü her taraf balıklarla dolu. Başka gün Balıklar o kadar gelmiyor ama cumartesi olduğunda her taraf balık dolu. Nefislerine mağlup oluyorlar. Balık avına çıkıyorlar. Normalde kendilerine yasak iken cumartesi yasağı e, nefislerine mağlup oluyorlar ve bunun neticesinde e, o şekilde e, bunlar e, yaptıklarının karşılığı olarak cezalandırılıyor. Ve bu kavmin e, yasağı çiğneyen kavmin maymuna çevrildiği anlatılıyor. Öte yandan yine Kur'an-ı Kerim'de İsrail İsrailoğulları işte Talut'un komutasında yeni bir devlet aşamasına geliyorlar. Esaretten kurtulma mücadelesi veriyorlar. Talut onların önderi, komutanı ve Calut'a karşı, Calut'un ordusuna karşı mücadele verilecek bir nehir kenarına gelindiğinde Talut onlara diyor ki Allah sizi bu nehirle imtihan edecek. Kim bu nehirden içse benden değildir ancak bir avuç alabilir. Doyasıya içmek yok. Kim de içmezse o benlendir. Ama çoğu o sudan içiyorlar. Demek ki her kavmin kendine göre hayatı boyunca değişik imtihanları olabilmekte. Sahabeler peygamberlerden sonra insanlık aleminde en seçkin insanlar Hudeybiye barışı yolunda onlarda bir takım imtihanlardan geçiyorlar ve bu imtihanlardan bir tanesi de etraflarındaki kolayca avlanabilecek av hayvanları. İhramlı olduklarından dolayı yasak ama nefislerde yasağa karşı bir meyil var. İşte Allahu Teala böyle bir imtihanla onların imtihan edileceğini söylüyor. Günümüze bakan yönüyle değerlendirecek olursak günümüzde pek çok Müslüman kolaydan bazı kazançlarla karşı karşıya kalabilir haram bazı kazançlarla karşı karşıya kalabilir ve kolay bir av gibi hemen avlamak isteyebilir ama orada dinin koyduğu ölçülere uymadığında elbette bunun vebalini, cezasını çekecektir. Ve Allahu Teala'nın bu şekilde insanları imtihan etmesi ayet-i kerimede li Allahu men yahafuhu bil gayb. Gıyabında Allah'tan kim korkuyor? bunun bilinmesi için diyor. Yani bizler Allahu Teala'yı doğrudan görmüyoruz. Bir insan, bir Müslüman eğer toplum içindeyse günahlardan daha da böyle uzak kalabilir. Ama diyelim tek başına etrafta onu gören kimse yok. Böyle bir durumda Allah ile baş başa tabir caizse eğer tek başına kaldığında da yine günahtan uzak kalabiliyorsa gıya ben Allah'tan korkuyor demektir ama tek başına kaldığında rahatlıkla günah işliyorsa o zaman Allah'tan korkmaktan ziyade bu kimse insanlardan korkuyordur ve insanların baskısından ne derler acaba gibi e, tepkilerinden korkuyordur. Demek ki böyle bir imtihan da e, böyle bir av imtihanı e, gıyabında Allah'tan kimin korkacağının açığa çıkması içindir. Ayetin üslubunda Allah'ın bunu bilmesi için ifadesi bu dikkat çeken bir ifade. Yani Allahu Teala bilmiyor mu? Biz yaptıktan sonra mı bilecek? Ee, bizim inancımız şudur. Ee, allah Allahu Teala alimun bizati sudur. Kalplerde olanları da bilir. Ya'lemu sır ve ma ahfa. İnsanın hem içindekileri bilir e, hem de daha da gizli olanları da bilir. Ve hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allahu Teala geçmişimizi bildiği gibi halimizi de bilir. Şimdiki halimizi, geleceğimizi de bilir. Bu bir nevi kader programı Allahu Teala Kader programıyla insanların geleceklerini de bilir Ama ayetteki ifadede Allah gıyabında kendisinden kimler korkuyor bunu bilsin diye böyle imtihan etmekte denilmiş. E, buradaki e, bilmek ifadesi tefsirlerde ilme Zuhur şeklinde açıklanıyor Yani ne olduğunuz ortaya çıksın? Yani Allah zaten biliyor ama sizin de durumunuzun ne olduğu ortaya çıksın. Gözle görülür hale gelsin. Bundan dolayı Allah imtihan ediyor. Tahirül Mevlevi der ki Allah'ın bizi imtihan etmesi bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. Dolayısıyla Allahu Teala evet ne yapacağımızı biliyor ama bunun ortaya çıkması lazım. Bu da imtihanlarla oluyor ve imtihanlarla insanların kalitesi, derecesi ortaya çıkıyor. Nasıl ki asitlerin bazılarının ayıracı var, ee, o ayıraçla asit mi baz mı birbirinden ayrılıyor. Bu gibi olaylarla da insanların e, samimi iman edeni veya kafir olanı veya münafık olanı açığa çıkıyor. Ve böylece olaylar bir ayırac, olaylar e, insanların derecesini ortaya koyuyor. Femen de ba'de zalike kim bundan sonra eğer haddi aşacak olursa felehu azabun elim onun için elim bir azap vardır. Can yakıcı bir azap vardır. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler la taktulus sayda ve entum hurum siz ihramlıyken ihrama girdikten sonra e, av hayvanı öldürmeyin. Ve men qatalahu minkum mutaammiden sizden her kim bilerek av hayvanı öldürecek olursa fe cezaun mislu ma qatala minan na'am ceza olarak öldürdüğü türden bir kurbanlığı Allah yolunda kesmektir. Yahkumu bihi zeva adlim minkum ve sizden iki adalet sahibi kişi buna karar verir. Yani tek kişinin hükmü değil, iki kişilik bir heyet bunun cezasının kefaretinin ne olduğuna karar verir. Hedyen <laughs> ve beligalik Kabe ve Kabe'ye bir kurbanlık olarak bu takdim edilir. Yani bu şekilde bir kefaret ödemekle mükelleftir. Diyelim bir zebrayı öldürmüşse ihramlıyken, buna göre sığır türü bir şey bedel olarak kefaret olarak kesmesi gerekir. Ama e, diyelim daha küçük bir av hayvanını öldürmüşse tavşan gibi ona göre de cezası biraz daha hafif oluyor. Yani demek ki büyüklüğüne göre e, cezası da büyüyor. E, küçüldükçe de küçülüyor. Ev keffaratun ta'amu mesakin veya miskinlere e, fakir olanlara e, yemek yedirmek bunun bedeli olarak ev adlu zelike siyâmen veya bunu da yapamıyorsa buna mukabil gelecek şekilde oruç. Liyezuga ve böyle emrihi ta ki yapmış olduğu şeyin vebalini tatsın. Değerli izleyenlerim, burada şunu görmekteyiz. Allahu Teala aynı zamanda insanların yaptığının karşılığını verendir. Deyyan ismim Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. işte bunlardan deyyan bir nevi ceza veren anlamına geliyor. Cenab-ı Hakk'ın cemali var, rahmeti var. Rahmeti her şeyi kuşatmış. Cemali her şeyde kendini gösteriyor. Ama Allahu Teala'nın celali de var. Ve Allahu Teala cenneti yarattığı gibi cehennemi de yarattı. Ve insanlara mükafat verdiği gibi aynı zamanda ceza da veriyor. İhrama girmiş olan bir kimse Allah için hacca gidiyor, Allah için umreye gidiyor ama Allahu Teala'nın haram kıldığı, umre e, ihramlıyken haram kılmış olduğu avlanma işini yapacak olursa hem Allah yolunda hem de emre muhalefet ediyor. Elbette bu cezayı gerektiren bir durum. Bundan dolayı e, bu manada bir kefaretin e, olması elbette gayet makul. Ta ki yaptığının karşılığını görsün. Afallahu amma selef Allah öncekileri affetmiştir. Yani bu konuda hüküm gelmezden önce benzeri durumlar yaşanmış olabilir ve onlar artık affedilmiştir. Yani Allahu Teala eskinin hesabını sormuyor. Hüküm bildirilmezden önceki durumu hesaba çekmiyor. Çünkü insanlar bilmiyorlardı. Bilmemek bu durumda mazeret sayılır. Hüküm gelmeden elbette cezada olmaz. Önce bunun sınırlarının belirlenmesi, haram helal bunların sınırlarının belirlenmesi, belirlendikten sonra suç varsa suça ceza verilmesi söz konusu. Ve men ade kimde tekrar dönecek olursa yani haram olduğu belli olduktan sonra bu işi yapmaya devam edecek olursa feyan takimullahu minhu Allah ondan intikam alır. Yani intikam almak Allahu Teala Celal sahibi, Allahu Teala izzet azamet sahibi. Dolayısıyla e, insan Cenab-ı Hakk'ın hem rahmetini düşünecek, sonsuz bir ümit, bir beklenti içinde olacak. Hem de aynı zamanda azabını düşünecek. Allah deyyandır, suça ceza verendir ve emre muhalefet edildiğinde e, bunun karşılığını verendir. Bunu insan düşünecek, kendine çeki düzen verme çalışacak. Vallahu Azizun zün Allah azizdir, intikam sahibidir. Uhille lekum saydul bahr <laughs> ve taamuhu. Yani e, denizde avlanmak, denizde avlanılan balık gibi şeyler bunlar helal kılındı. Ve <laughs> taamuhu ve denizden elde edilen şeyleri yemek size helal kılındı. Metaan <laughs> lekum hem size bir faydalanmak ve <laughs> lisseyyara hem de yolcular için, bu şekilde e, bir ruhsat verildi. Ve hurrim aleykum saydul ber ama karada avlanmak size haram kılındı. Merdumtum huruma ihramlı olduğunuz sürece. Yani ihramlı olduğunuz umre veya hac için ihrama e, girdikten sonra e, karada avlanmak size haram kılındı. Demek ki ihramlıyken e, avlanmak yasak. Bu genel büyüküm. Ama bu genel hükmün istisnası var. Deniz yolculuğunda insanlar diyelim balık avlayabilir. İhramlı olması buna zarar vermez. Deniz yoluyla eğer e, hacca gidiyorsa, e, deniz yolculuğu esnasında da ihrama girilmişse, ihrama girmek için belli şartlar var. İhrama girilmişse, e, balık avlayabiliyorlarsa da avlayabilirler, yiyebilirler. Bunda herhangi bir problem söz konusu değil. Ama kara yolculuğuyla e, hacca giderken, Etraf av hayvanlarıyla dolu da olsa, ceylanlarla, tavşanlarla, e, kekliklerle dolu da olsa insanların bunları avlaması e, caiz değil. İhramda oldukları sürece. Ama ihramdan çıktıktan sonra normalde avcılık serbesttir. E, belli ölçülerde serbesttir. O ölçüler dairesinde e, onlar yine e, avlanmaya devam edebilirler. وَاتَّقُوا Allah'tan korkun. Yani Allah'tan korkun, bu gibi e, haramlardan, bu gibi yasaklardan kaçının. Ellezî ileyhi tuhşarun, o Allah'tan ki siz ona götürüleceksiniz. Onun huzuruna toplanıp götürüleceksiniz. Huzuruna varacağınız, huzurunda hesap vereceğiniz Allah'tan korkun. Değerli izleyenlerim, e, mesela kanunlar vardır. Kanunlarda şu serbesttir, bu yasaktır şeklinde hükümler yer alır. Ve kanunlarda bazı müeyyideler de olur. Yani bir insan diyelim vergi kaçırıyorsa bunun cezası bellidir. Hırsızlık yapmışsa bunun cezası bellidir. Ama e, bu gibi meseleler e, Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda Allah-u Teala'nın bir hükmü olarak da Allah-u Teala'nın haram helal hükmü şeklinde bize bildiriliyor. Ve müeyyide noktasında bunun uhrevi müeyyidesine e, buralarda temas edildiğini görüyoruz. Allahu Teala e, insanları kendi azabıyla da korkutuyor. Kendisinin aziz, intikam sahibi olmasıyla da korkutuyor. Ta ki bu insan bu gibi günahlardan e, uzak kalsın, kendine çeki düzen versin. Yoksa sadece dünyevi ceza, dünyevi hapis korkusu insanları gemlemeyebilir. İnsanlar bir şekilde bunları aşacağını düşünür ve yine her türlü günaha girebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'deki anlatımla aynı zamanda bunun uhrevi mesuliyeti vardır. İnsanlar Allah'ın huzuruna varacak, orada hesap vereceklerdir ve ona göre e, cennette mükafat veya cehennemde azap olacaktır. Bu da insanı iyi şeyleri yapmaya, kötü şeylerden sakındırmaya sevk eden bir husustur. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü kötülüklerden ve haramlardan muhafaza eylesin ve istikamet üzere yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.